Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, yalancının mumunu yatsıya kalmadan söndürmek üzere yine karşınızdayız. Elbette Türkiye'nin tarihinde görülmüş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yangınlarıyla mücadelesi elbette en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Ona dair de bir konu işleyeceğiz ama onun dışında konularımız da var. Utku Reyhan'la birlikte karşınızdayız. Evet, bugün çok hızlı gideceğiz çünkü çok görüntümüz var. Hepsini sizinle paylaşmak istiyoruz ama önce... Evet. Eren Bülbül'ümüzü ve yine aynı saldırıda şehit olan astsubayımızı rahmetle anıyoruz. Onlar hakikaten bu PKK ile mücadelenin sembolü oldular. Büyük şeyler borçluyuz onlara. Çok ciddi anlamda birleştirdiler. Çok kıymetli ve anlamlı ama hani birleştirmek güzel elbette ama bunu ikiyüzlülükle yapanları da ifade etmek durumundayız. Tabii. Yani Kılıçdaroğlu'sundan Kaftancıoğlu'na, İmamoğlu'na kadar hem HDP'lilerle birlikte pozlar verip sonra da iyi ki doğdun Eren, iyi ki varsın Eren falan bunları millet yemiyor. Şimdilik bunu söyleyelim ve tekrar anarak programımıza başlayalım. Evet, saygıyla anıyoruz. Bütün şehitlerimizi saygıyla anıyoruz ve kararlı bir şekilde Türkiye'nin mücadelesinin zafere gideceğine de inanıyoruz. Onların da büyük fedakarlıklarıyla bu olacak. Konularımıza geçelim. Evet. Evet, ilk konumuz gelsin. Evet, gün boyu hep bunu duyduk. Yani en fazla diyelim özellikle sosyal medyada yayılan ama çok sayıda gazete ve televizyon da bunun haberini yaptı internet siteleri üzerinden. İşte bir Afgan bayrağı çektiler. Direğe bayrağımız iniyor, onun yerine Afgan bayrağı çekiliyor bir Afgan tarafından diye. Bunun dışında da bir anda boca edildi ve Türkiye'de göçmenlerin dönük yalan üzerinden bir kışkırtmanın başladığına tanık olduk. Yani basın yayın organlarından çok çoğu sahte hesaplar üzerinden yapılan bir provokasyona bugün tanık olduk. Çünkü yalan olduğu için birçok yayın organı vermemeyi tercih etti. Verenler sildi falan. Şimdi birine bakıyoruz. İşte isimsiz bir hesap yine ya da ismi belli değil. Bugün sabah saatlerinde attı ve çok yayıldı. Türkiye'de şanlı bayrağımızı indirmeye çalışan Afganlıya halk dersini vermiş. Bu bilmem nelerin cesareti kimden aldığını söylemeye gerek yok deyip bir video paylaşıyor. Videoda direğe tırmanan bir kişinin direkteki Türk bayrağını indirdiğini görüyoruz. Evet, bugün sırtında 11.20'de. Da Alanya Belediyesi yazıyor. Bu arada zaten videoya baktığınız zaman bere takanlar, mont giyenler, yani yeni bir şey olmadığı çok açık. Tabii. Zaten. Şimdi ayrıntılara bakacağız. Devam edelim. Yine benzer bir paylaşım. Aynısı. Anladık ki bayrağı korumak hükümetin değil, halkın işiymiş. Evet. Hepsi bunların, bakın az bayrağı önceki 11.20'de almak isteyen Afgan. Afgan. Çok net. 11.20'deydi bugün. Evet. Bu da 12.58'di yani. Bugün gün içinde burada yapılan paylaşımlar. Var. Biz iki tane örnek aldık. Örnek devam var. Edelim. Bunlar habere girdiler. Şu anda erişemezsiniz bunlara çünkü kaldırdılar ama biz Google'da izleri kaldı. O izleri aldık. Bakın Yeni Çağ, Gerçek Gündem. Bunlar bugün girilen şeyler. Şu an tıkladığınız zaman bu haberler yok. Sildiler en azından ama onlar silene kadar tabii millet oralardan alıp paylaştı falan. Her zaman olduğu gibi. Zaman gerçek olduğu gibi. Ayakkabılarını giyene kadar yalan dünyayı turluyor. Tabii. Devam edelim. Şu videoyu bir izleyelim kısaca. İzleyelim. Sesini kestik çünkü küfürler... Hakaretler de vardı. Burası Alanya Manavgat Otogarı. Alanya Otogarı. Burada görüyorsunuz biri bayrağı şey yapmış. Vatandaş da bir şeyler fırlatarak indiriyor. Tabii. Sonrasında da linç ediyor bu arada. Yani dövüyorlar ve polise teslim ediyorlar. Tabii oradaki aşırılıkları elbette benimsemiyoruz ama halkın bayrak indirmeye kalkan birine karşı tepki göstermesi de elbette doğal. Tabii. Aşırılıklar bir yana. Tabii. Zaten en sonunda polise doğru bir şekilde teslim ediliyor. Peki, devam edelim. Bu sıcak günlerde senin de az önce işaret ettiğin gibi böyle uzun kollu kıyafetler, paltolonlarla bu iş olur mu diye düşünmemiş. Olmaz. O yalanı yayanlar. Çünkü zaten Mart'ta olmuş bu. Hatta 3 yıl önce. Yani 3,5 sene önce. Bakın YouTube'a yüklenme tarihi 12 Mart 2018. Alanya'da Türk bayrağını indirmeye çalışınca 3 nokta diyerek az önce size izlettiğimiz videonun tamamını burada görebilirsiniz. Demek ki bu bugün yaşanan bir şey değil. Bir yalan. Bunu neden bugün
dolaşıma sokarlar. Sorulması gereken soru da bu. Aslında bir sonraki işleyeceğimiz konu da onu göstereceğiz. Bunların arda arda gelmesinin ne anlama geldiğini de ifade ediyor. Devam edelim. Bakın, o zaman haber de olmuş. Yine 12 Mart 2018 Doğa Demirören Haber Ajansı. Üniversite öğrencisi çıkmış. Ondan sonra dengesi yerinde olmayan bir meczup. Ediliyor. Kendini Mehdi zannediyormuş falan. Hatta şeyin öğrencisiymiş, Alanya'daki Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 3. Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi. Rektörlük açıklama yapmış. Akli dengesi yerinde değil falan filan. Ve konunun kolluk güçlerine intikal ettiğini söylüyor. Bu bir Türk. Yani Afgan değil. Bir meczup. Bugün kendini olmadı. Kendini Mehdi zannediyor falan. Ama birileri çeşitli kışkırtmalar için bu yalanları servis ediyor. Evet. Devam edelim. İkinci bir şey. Bakın, bu da bugün yine binlerce. Bakın, şu an 129 bin izlenmiş. Biz aldığımızda şu an kaç bilmiyoruz. Burası Afganistan değil, İstanbul. Vatan elden gidiyor. Bir de çok matah bir şeymiş gibi kendi etiketini koymuş oraya. Bir siyah araç geçiyor. Şimdi izleyeceğiz videoyu. Hatta izleyelim, üstüne konuşalım. Ne gihban eyledi aman çadıra. Evet, siyaha boyanmış bir minibüs. Üstünde bir takım semboller var. Bayrak olduğu anlaşılan semboller var. Bunu bu vatandaş, işte Afganlar geziyor İstanbul'da, işte dini propaganda yapıyor falan gibi. Bir de Taliban falan ya, şeriatçılık geliyor gibi bir propaganda var. Ama yani hepimiz değil mi, aklı başında insanlarız. Türkçe, ses, yani... bunun Türkçe olduğunu duyup bunun Afgan olmayacağı çıkarımını yapamıyor musunuz? Ama işte anlayamayabilirler diye ve birileri buna kanabilir diye türlü uydurmaları yayabilirler. Peki gerçek ne? Devam edelim. Evet, bilerek ya da bilmeyerek toplumu kutuplaştırmayın diye Yakup Aslan, Ulusal Kanal İran temsilcisi ve programcısı bu meselenin gerçeğini ifade etti. Paylaşımınızda bu vatan için gözlerini kırpmadan can vererek Caferi vatandaşlarımızın Muharrem ayı yaz etkinlikleri için yaz simgeleriyle donatılmış bir araç paylaşıyorsunuz. Bunun Afganistan'la ne ilgisi var? Tabii bir sürü çok sayıda Caferi vatandaşımız yoğun bir tepki gösterdi. Çok doğru. Yani bu biz her sene yaptığımız. Bu arada bu işte Kerbela'nın yıl dönümü Muharrem ayında, Muharrem'in başlamasıyla birlikte 40 gün Caferi vatandaşlarımız mateme girerler. Ondan sonra o söylenen, duyduğumuz ezgide bir matem mersiyesiymiş. O dalgalanan bayrak İmam Hüseyin bayrağıymış falan. Türkiye'nin önemli kesimlerinden biridir Caferilerimiz. Ve hakikaten Türk vatanına, milletine bağlıdır. İşte Azeri, Azerbaycan kökenli vatandaşlarımız vesaire. Yani bu şunu görüp bir insan şu minibüsü çevirse, bilmem ne Afganlar falan deyip saldırıya geçse, ya bu milletin artık iç barışını, huzurunu tehdit ediyor bunlar. Ya şunun bir yaptırımı olmayacak mı ya? Şunun bir yaptırımı olması halkı lazım. Halkı kim ve düşmanla alenen tahrik etmek yani, çok açık bir şekilde. Devam edelim. Sadece bu konu değil, başka bir konu daha var. Evet, burada da müzikle paylaşıldığı için sessiz gösteriyoruz. Hiçbir konuşma falan yok. Ama çok yayıldı bu paylaşım. Plajda bayrağı bayrak direğini, Afganistan bayrağını çekildiğini görüyoruz. Bu Alanya'da oluyor bu olay. Evet. Devam edelim, bir sonraki videoya geçelim. Bir başka açısı var çünkü bunun. Bu tabii sonraki video değil, video daha sonrası da. Önce bir şeyler vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Önce video vardı. Bir video daha olması lazım arkadaşlar. Bakın. Plajda... O bayrağı görüyoruz. Afgan çekilen bayrağı gördüğümüz gibi. Orada bir takım başka bayraklar da var. Bu plajın bir uygulaması. Şimdi çok sayıda yabancı turist ağırlandığı için. Kim orada ağırlanıyorsa o ülkenin vatandaşlarına böyle bir uygulamayla. Orada Hollandalı varsa Hollandalı. Zaten orada arkada Yunan bayrağını görüyoruz. Çeşitli bayraklar görüyoruz. Evet, farklı ülkelerin Türkiye'deki bütün otellere bayrak çekilir. Özellikle turizm bölgelerinde. İstanbul'da da görürsünüz. Yani iki yıldızlı bir otelin önüne bile gitseniz bir takım bayrakların çekildiğini görürsünüz. Bu da ondan farksız değil. Burada tabii ilk sadece o görüntü paylaşıldığı zaman işte Afganlar Türkiye'yi fethetti ve bayrak dikiyor, vatan elden gidiyor gibi bir
şey oluştu, bir kamuoyu oluşturulmak istendi. Fakat daha sonra da bu görüntü çıktı ortaya. Bunu çeken 17 yaşlarında falan bir Muhammed Hanzade isimli bir şey, Afgan bu, göçmeni. Bu arada aynı hesabın videosu. Hani tabii. Başka birini çektiği tabii. Falan değil. Değil, tabii. Geçelim arkadaşlar. Bakanlığın açıklaması var az önce gösterdiğimiz. Antalya Valiliği basın açıklamasıydı. Antalya Valiliği. İki olayı da aslında açıklamış. Hem Alanya'da gerçekleşen 2018 yılı görüntüsü. Bugün sosyal medyada çıkan Alanya'da bayrak asmayla ilgili haberlerde çıkan görüntülerdeki ilki 2018 yılına ait olup görüntüdeki şahıs ülkemiz vatandaşıdır ve emniyette işlemleri devam etmektedir. Evet. Afgan değil bir Türk. Az önce de söyledik. Akde dengesiyle ilgili. Sorunları olduğu da ifade ediliyor. İkinci görüntüdekilerse görüntünün çekildiği yerin personeli olup yani oranın çalışanı, oradaki birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece birinin gösterildiği anlaşılmakla birlikte ilgili şahıslar emniyet müdürlüğümüzce tespit edilerek konu başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yine de hani bir hani meselenin anlaşılması soruşturması adına bir uygulamada olduğu söyleniyor ama görüntüde de gördüğümüz gibi çok sayıda başka ülkenin de bayrağının olduğu bir görüntü. Şimdi bu gencin TikTok hesabı var. Orada yayınlamış zaten. Oraya baktık. Orada aslında bunun mesela Türk ordusuyla ilgili Türk bayraklı paylaşımlar yapan, ondan sonra Türkiye ile Afgan ilişkilerini, Atatürk ile Afganların ilişkilerine dair tarihçilerin videolarını paylaşan falan bir çocuk olduğunu görüyoruz. Yani böyle bir Türklüğe karşı bir tavrı olmadığı gibi. Türk-Afgan burada dostluğunu bir teknede, işte bir turizm tesisinde çalışan 17-18 yaşında bir çocuk. Ama o görüntü tabii büyük infiale yol açtı. Bu üç olayı derlediğimiz zaman bugün yapılan bir kampanyaydı bu. Yani Türkiye'de bir kargaşa, kaos çıkarma planı olduğu çok açık. Çok bu göçmen. Yani Türkiye'nin ekonomisi zor durumda, zaten bir sürü sıkıntı var falan. Amerika'nın işte biz 1 milyon Afgan göndereceğiz Türkiye'ye demesi, Türk dışlarının ona yanıt vermesi sert bir biçimde falan. Ve burada özellikle şey sorumlu insanların yani sanatçı, aydın, yazar, çizer falan dikkatli olması lazım. Çünkü bunun sonu kötüye gidiyor. Yani insanların sürekli avına çıktığı, sokakların karıştığı zaten 10 yıldır böyle bir çaba var. İşte Türklerle Suriyeliler, Türklerle Afganlar vesaire gibi bir çatışma çabası var. Bu devletin çözeceği bir şey. Çözümü de var. Yani Suriye ile anlaşırsın. Bu anlamsız Esad düşmanına son verirsin. Hem PKK'yı temizlersin. Hem Doğu Akdeniz'de yeni bir müttefikin olur. Ama daha önemlisi bu göçmenleri geri gönderebilirsin. Ama toplumu kışkırtırsan, yani burada ne göçün sorumlusu? Bunlar göçün sonucu. Bu insanlar. Sorumlusu değil. Yani biz Amerika'ya, emperyalizme şuna buna kızamıyoruz. İşte orada 17-18 yaşında çalışmaya çalışan şeylerden hıncımızı çıkarıyoruz. Olmaz bu. Bize yakışmaz. Bu çok zaten Türk milleti soğukkanlı. Şimdiye kadar bu kadar kışkırtma denemesine rağmen 3-5 küçük olay dışında olay hiçbir şey olmadı. Bir şey olmuyor. Ama tabii şu var. Bu toplam iklim bizim insanımızı da bozmaya dönük bir iklim. Tabii. Yani Türk'ü bozmaya dönük bir iklim. Yani Türk kültüründe böyle ırkçı bakış açıları yoktur. Böyle uydurmalar, yalan, yalanla böyle insanı galeyana getirme bunlar yoktur. Biz şunu söylemiyoruz. Yani Türkiye'nin bir mülteci sorunu yok. Türkiye'de her mevcut şey çok kriz güzel. Nedeniyle bir yoğunlaşan göçmen yoğunluğu yok. Bunlar problemler yok. Siz uyduruyorsunuz demiyoruz. Evet problemler var, sorunlar var. Türkiye'nin zaten ekonomisindeki özellikle sorunlar nedeniyle bu yoğun göç elbette çok ciddi bir problem yaratıyor. Devlet açısından da yaratıyor, millet açısından da yaratıyor. Ve bu ekonomik sorunlar, dış politika sorunları, hükümetin de burada eksiklikleri elbette var. Bunları eleştirmekte hiçbir zaman geri durmayalım, o eleştirilerimizi yapalım ama hıncımızı buraya zorunlu sebeplerle gelmiş olan tabii. insanlardan mı çıkaracağız? Tabii. Bu bize yakışır mı? Yani burada sorumlu hükümet. Yani bu sorunun çözülmesi lazım bu göçmen meselesini. Hem Suriyeli hem Afgan ki Türkiye'de 4 milyon 200 bin yabancı göçmen var. Bunların 3 milyon 600 bini Suriyeli. 4 milyon civarında var. 3 milyon 600'ü Suriyeli, 400 bini diğer uyruklardan resmi açıklamalar. Dolayısıyla esas sorun, problem Suriye yoğunluğu. Onun da bir tane çözümü var. Burada hükümetin artık kendisine de zarar veren, Türkiye ama kendisinden önemlisi Türkiye'ye zarar veren
bu göç meselesini çözmesi lazım. Onun tek bir çözümü var. İşte güvenli bölge bilmem ne, işte Amerika ile anlaşacağız, inşa Ömer edeceğiz. Ömer Çelik yine aynı açıklamaları yaptı. Çok yanlış. Biz ya. İşte güvenli bölge önerdik. Güvenli bölge olursa oraya bütün Suriyeli gelmiş olanları oralarda 20 kilometrelik bir derinlikte. Ya o 20 kilometrelik derinliğe sen ne kadar Suriyeli abi güvenli bölge nasıl olur biliyor musun? Sen Suriye'den elini çekersin. Bak elini çekersin diyorum. Suriye ile beraber PKK'yı temizlersin. Hatta çoğunlukla Suriye temizler. Orası güp güvenli olur. Tabii. Eskiden olduğu gibi. Bütün bölge güvenli olur. Tabii. 20 kilometre derinliğinde hatta değil. Hatta Afganistan'a kadar güvenli olur. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla bu artık fantezi düzeyinde olan ve bize Davutoğlu'ndan miras kalan saçma sapan Suriye siyasetini bitirirsek bu sorun da çözülür. Tabii. Bu sorun çözülmezse düşman nereye oynayacağını biliyor. Bakın bunlar böyle bu videolar rastgele seçilip yayılmıyor. Yani Türkiye bu göçmen meselesi üzerinden şimdi. Yani yangın bitti. Ondan önce Sedat Peker, ondan önce bilmem ne. Şimdi yeni bulunan şey bu ve bunun bir toplumsal temeli var. Var. Diğerlerinden farklı bu. İş bulamıyor adam. Tabii. Ekmek götüremiyor evine. Problemler evet. yaşıyor, sıkıntılar yaşıyor. Orada bir Suriye kökenli, Afgan kökenli birisini görüp ekmeğini kazandığını gördüğünde tabii. hükümetin politikalarına itiraz edeceğine tabii. öfkesini ondan çıkarmaya ondan kalkıyor. Yani bu çok yanlış. Tabii. Devlet kültürümüze de, millet olarak kültürümüze de aykırı şeyler tabii. bunlar. Ama bunları sürekli kaşıyacaklar tabii. belli ki. Tabii. O yüzden çözüm artık kendini dayatıyor. 20 kilometrelik güvenli bölgeyle PKK'yı biraz daha aşağı itelim. Göçmenlerin de bir kısmını. Evet. Çünkü o 20 kilometrelik derinliğe siz 4 milyon insanı... 4 tabii. milyona yakın insanı yerleştiremezsiniz. Bir de hepsi oradan gelmedi ki. Yani farklı tabii. farklı yerlerden gelenler var. Yani. Oraya diyelim güvenli bölge yaptın. Tabii. Altyapı sistemi kuracaksın. Su götüreceksin. Elektrik götüreceksin. Konut yapacaksın. Yeme içmesini karşılayacaksın. Abi nereye kadar sen orada bekçilik yani. Yapabilirsin? Orası bir devlete ait. Bize ait değil. Orası bir devlete ait. Biz PKK ile mücadele için, sınırlarımızı korumak için bir operasyon yaptık ama biz orada kalıcı değiliz. Onu yaparsanız bütün dünyayı karşınıza alırsınız. Yani sadece Amerika'yı değil, bütün dünyayı karşınıza alırsınız. Yapayalnız kalırsınız ve Türkiye'yi ayaklar altına aldırtırsınız. Müttefiksiz bırakırsınız. Bu yanlışlar yani bir kazan önce kazan bu. Hem PKK'yı temizleme evet. hem de Türkiye'deki bu mülteci yoğunluğunun getirdiği sıkıntıları çözme açısından tabii. artık kaybedilen her gün, her saat, her dakika tabii. Türkiye'ye bir fatura olarak tabii. yansıyor. Doğru. Bunu devam edelim. Lazım. Tabii bir olay daha bugün basına yansıdı. Çok uzun uzadıya konuşmayacağız ama... Bolu'da bir Iraklı aile apartman yönetimi kararıyla çıkartılıyor. Şimdi apartman yöneticisi diyor ki Hakkı Elçin, apartmanda yaşayanlar olarak ortak aldığımız bir karar. Daha önce de Suriyelileri çıkarmıştık. Neyse Allah için bunlara diyor bir şey diyemeyiz. Kişilik ve insanlıklarına bir şey diyemeyiz. Ya iyi insanlar diyor ama niye çıkardık diyor. Yapılan yemeklerden dolayı baharatlı pişiriyorlar, biraz da tenleri koktuğu için. Bu da tenlerinin kokması karar almamızı tetikledi. Yani bu hakikaten, yani vatandaşa hiçbir şey diyemeyiz. Bakın bunun sorumlusu vatandaş değil. Yani vatandaş, normalde hani biz yani binlerce yıllık imparatorluk geleneği, ondan sonra insanlık değerlerinin yüksek olduğu bir millet falan değil mi? Yani daha önce işte 72 milletle bir arada yaşamış, ve onların değerlerine saygı duymuş falan bir toplumdan söz ediyoruz. Bunun bu hale gelmesinin nedeni her fırsatta kimi doğru kimi yanlış. Görüntülerle şunla bunla yabancı düşmanlığını, işte ırkçılığı, özellikle doğu halklarına karşı yabancı düşmanlığını körükleyen muhalefet. Yani eğer belediye başkanı ben işte Bolu'yu Kerbela'ya çevireceğim, suyu 10 kat pahalı vereceğim derse sonuç bu olur. Bakın bu bir uyarı. Bu yarın olacakların uyarısı yani. Türkiye'yi 1800'lerin Mississippi'sine çeviriyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Bu yakışır mı bize yani? Bu kabul edilebilecek, geçiştirilebilecek, kokuyor, sessiz ne demek kalınacak ya? Bir şey değil. Yani bizim kültürümüzde kesinlikle olmayan bir şey. Övündüğümüz bir şeydir ya. Irkçılık bilmem ne bizde olmaz falan filan yani biz, diye. Bu nedir ya? Böyle yine şeyleri... kızamıyorum bak. Yine bu bir sonuç. Tabii. Kızılacaklar, kızılacak kişiler bunlar değil. Tabii. Bu apartman yönetimi Bolu değil. Bolu Belediye yani. Başkanı bunu yaparsa, Bolu'daki vatandaş da bunu yapar. Bolu Belediyesi'nden, ana muhalefetine, işte Ümit Özdağ'ından bilmem nesine, İyi Partililere, hepsi yani. Buna o kadar kaşınır mı bu ya? Evet. İkinci konumuza çok konumuz geçiyoruz. Var. O yüzden biraz daha hızlı gidelim. İkinci konumuzla devam ediyoruz.
Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarına karşı topyekün bir seferberlikle, devlet ve millet işbirliğiyle muazzam bir mücadele edildi ve artık onun son noktasına gelmiş durumdayız. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de tam anlamıyla bu meselenin çözüleceğini düşünüyoruz. Ama tabii öyle bir yaygara koparıldı ki bu 15 gün boyunca. Müdahale yok, itfaiye suyumuzu kesti, uçak gelmiyor, helikopter gelmiyor, olmuyor, şu olmuyor, bu olmuyor, şu eksik, bu nerede? Ya ortada olan şeyin büyüklüğü, muazzamlığı, bizi millet yapan değerlerimize kattığı o fedakarlık kültürü, elseverlik kültürü, sadece kendi yangını değil, komşunun yangını nasıl söndürün diye uğraşan anlayış, benim zeytinim yansın ama ben oradaki insanın canını kurtarmaya koşayım. İnsanlar kendi yanan bahçesine, meyve ağacına koşmadı da komşusunun canına bir şey olmasın diye ona yardıma koştu. Şimdi sen çok yorulma abi. Şimdi vatandaş evet anlıyorsun. Yani. Biz konuşmayalım. Biz dün bozguncuları gösterdik. Evet. O işte parmak arası terlikle bozgunculuk yapan tipleri gösterdik. Bugün de gerçek vatandaşımızı göstereceğiz. Evet. Bu bölümde vatandaşımız biz hiç yorum yapmayacağız. Çok az konuşacağız. Bakalım. Sadece aktaracağız evet. Ve dinleyeceğiz. Orman Genel Müdürlüğü'nün paylaşımı, Mersin Aydınca vatandaşlarımızın gönderdiği destek kolisinden minik Cemre'nin bu notu çıktı. Sevgili Cemre, güzel kalbine yazdığın bu not bizleri çok duygulandırdı. Görelim Cemre'nin notunu. Destek kolisinden çıkan Cemre'nin notu. Bir sonraki görsel. Güzel bir kıyafetle gülümseyen bir kız çocuğu resmi evet. Çizmiş. Sakın üzülmeyin. Birlik olur, yeniden yeşeririz biz. Ben her gece size dua ediyorum. Sevgiler Cemre. Bize Cemre lazım abi. Devam edelim. Videoyu izliyoruz. Teyze, erzak mı taşıyorsun? Kolay gelsin. Nerelisin? Sesin düştü köyden mi? Erzak taşıyorsun işçilere. Kolay gelsin. Tamam. Çok sağ olun. Siz neredesiniz? Murtiş'indenim ben de. Ben de Fethi'ndenim. Hadi sağ ol. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Evet. 57 yaşındaki Durdu Özkaynak bu hanımefendi. Kameralara yakalanan evet. Vatandaşımız. Tabii. Böyle belki kameraya yakalanmayan. Ben erzak götürüyorum diye selfie, yapmıyor. Instagram videosu, hikayesi tabii. Yapmıyor. Böyle binlerce, on binlerce tabii. insanımız tabii. var. Kameraya yakalanan diye. Sonra gazeteciler yanına gidiyor, bir demeç alıyorlar. Onu da izleyelim. Durdu Hanım'ın demecini. Nacak varsa, balta varsa, kesecek motor varsa alsın. Herkes acil yangına gitsin dediler. Ben de bunu deyince bahçedeydim. Hemen koşarak geldim, kahvaltımı yaptım. Çantama yiyecek erzağımı kattım. Ondan sonra arkadaşlar da yedi, suyu koydum. Ondan sonra... Buz kattım, buzlu su kattım, yiyecek eşyalar kattım, reçel kattım, domates kattım. Ne varsa aklıma geldi, hemen aldım yürüdüm, koşarak gittim. O belediye binasından da kahvelerinden de arabalar vardı, ona bindim, yürüdüm. Ben daha önce de ormanda çalışmıştım. Ondan ben yangına gitmeyi, çalışmayı sever bir kadınım. Devamlı giderim. Bir olursa bir yine giderim. Evet. Olursa ben şimdi de giderim diye. Domatesi kattım, buzu kattım, işte reçeli kattım, ne bulursam kattım, götürdüm diyor. Bak dün bir tiyatro oyuncusu gösterdik. Evet. Neydi adı bak unuttum şimdi. Leyla Bilginer. Ne diyor? İşte AKP size yardım yapıyorsa ben yapmam. Onlar yapsın size falan. Bak hiçbir şey düşünmüyor. Sadece neyi varsa bir de sırtına vuruyor, eline de bastonunu alıyor. Ağır gidiyor ve onu o işçilere ulaştırıyor. Hiç başka bir derdi yok. Sen kimsin? CHP'limizin, AKP'limizin, MHP'limizin. Böyle bir derdi yok yani. İşte Türk insanı bu. Yani Türk kadını bu. Nene Hatunlar, Kara Fatmalar bu. Bu teyzelerimizle birlikte yaşamaya yani devam ediyor. İnsan hakikaten aslında. Duygulanıyor bunu görünce. Devam edelim. Yangın söndürme aracımız alevlerin ortasında kalmış. Arkadaşları diyor ki terk et diyor orayı.
helikopter gelip müdahale edecek diyor. Sen terk et diyor. O da diyor ki terk etmem diyor. Bu araçta diyor 80 milyon hakkı var diyor. Gelsin söndürsünler, ben buradayım diyor. Ve bu insanlara dün ne dediler abi? İşte kimse müdahale etmiyor, bir şey yok. Bak geçen başka bir televizyon kanalında bir tartışma programına çıktım. CHP milletvekili Yıldırım Kaya dedi ki, Ankara milletvekili, yangına müdahale falan edilmedi. Yangınlar yanabildiği kadar yandı ve söndü kendi kendine. Peki bu insanlar ne yapıyordu abi o? Yani, helal olsun. Gerçekten insanın tüylerini diken diken ediyor. Zaten tanık olmuştuk, görmüştük bunları ama bir de böyle ardı ardına gösterince Türk milletinin o büyük fedakarlık, dayanışma kültürünün tekrar ve görüyoruz. Vatana, millete bağlılığının ne kadar yüksek olduğunu, nasıl yüksek bir karakteri olduğunu bir kere daha görüyoruz. Bu arada bu vatandaş kurtarıldı. Orman Bakanlığı'nda helikopter su attı. Şimdi o oraya, helikopterin pilotunu dinleyelim. Devam edelim. 9 dakika da olayım. İlk hakkındaki ak. 11 gün Nars'ta koştum. Günde ortalama 10 saat. Gün batımına, gün doğumuna hareketini. Aynen, yani ilk o zaman 5.45'teydi gün doğumu. Ben 5.35'te motor çaldım, 45'te havada yangın bölgesi. Ve bütün arkadaşları da kaldırıyordu koşabildi. Bu bizim görevimiz. Bu da birçok ilk yaşandı. Birincisi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük yangını. Erken gidiyor. İkincisi, diğer bölgelerde yangınlarımız olurken örnek veriyorum. Kaçtaki yangında kaçın alabileceği helikopter sayısı maksimum 2. Ne yapıyoruz? Kumluca'ya gidiyor, havaalanında gidiyor. Oradaki potansiyel helikopterler potansiyel base'lere dağıtılıyor. Yeme içmeleri oradan sağlıyor, yakıt ikmali öyle sağlıyor. Cumhuriyet tarihinde 23 adet, yaykiler hariç 23 adet helikopter inip kalktığı tek yer. Türkiye'de hiçbir havaalanı bu kadar helikopter indirip kaldırıp operasyon yapmamıştır. Sonuçta uçmak tehlikeli, bu bir. Yakın tehlikeli, bu iki. Alçak uçmak tehlikeli, bu üç. Bir de altında yük taşıyorsun, bu dört. Davacılık en tehlikeli, dört işte bu. Bak, umarım içine girmeden bu iş olmaz. Millet kaçarken, cehennem ateşi, ben yaşarken cehennem ateşini gördüm. Dumanın içi başka türlü, bu suyun 2,5 tonu. Nokta atış yapmazsan sönmez. Arabayı bırakmam diye. Bırakmam diye özgüre. Ona giden biz. Kumluca ile biz gidiyoruz. Bizim her zaman önceliğimiz Mesut'un mali ve vatandaş. Onun canı. Sonra malı. Yangın geldi. 9 dakika alayım. Zar zor duyduk. Onlarca pilotumuz canhıraş, uykusuz, aç bilaç bazen. Çok sıkı, sert, zorlu bir işi yürüttü. İşte yeni duyuyoruz. Ortalıkta bar bar bağıran, konuyu hiç bilmeyen, yalan propaganda yapanları çok çok duyduk. Sürekli duyduk, her zaman duyduk. İşte pilotumuz daha yeni duyabiliyoruz. Ancak biraz rahatladıktan sonra yani. Herkes bak, görevde. 23 helikopter diyor, Manavgat bölgesine müdahale ettik diyor. Yani yok mok diyorlar ya, 23 helikopter diyor. Ve onun havada birbirlerine tehlike oluşturmadan koordine edilmesi falan filan. Sanki iyi saatte olsunlar yangını söndürmüş yani gibi davranıyorlar. Bu kahramanlığın sonucu bu. İşte pilotlarımızın, havacılarımızın ne kadar yetenekli olduğunu da gördük. Hiçbir kaza, hiçbir olay yaşanmadı. Ondan da endişe ediyorduk. Tabii. Çünkü şunu da hatırlatalım, yangın hava boşlukları yaratıyor. Tabii. Çünkü ısı değerleri farklılaşıyor, basınç farklılıkları oluyor. Bütün bunlar en çok üttüğümüz şeylerden birisi bir hava aracımızla oluşacak bir kazaydı. Ama kahraman pilotlarımız hem kendi canlarını hiçe saydılar ama ne kadar da yeteneklilermiş gibi hiçbirinin burnunu kanamadan büyük bir başarıyla mücadeleyi kazandılar aslında. Evet. Devam edelim. 7-8 gündür çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Babam yangınlarken onu çok özlüyorum ve merak ediyordum. Kardeşim yangın işçisi, bir haftadır ormanlarda yangınla mücadele ediyorlar. Babam orman yangın işçisi, 7-8 gündür yangın bölgesinde. Onu çok merak ediyorum ve özlüyorum. Sosyal medyada eşlerimiz için çalışmıyor diye söylemler dolaşıyor. Bu söylemlerde en çok da eşlerimiz adına biz rahatsız oluyoruz. Çünkü onların ne kadar çok azimli bir çalışkan olduklarını eve her geldiklerinde gözlerindeki yorgunluktan görüyoruz. Oğlum yangın yerinde, orman yangın yerinde. Bir hafta oldu. Allah'ım yardımcılar olsun. Kızıl Orman Muhafaza Memuru yangında sabaha kadar canla başla çalışıyor. Yeri geliyor haber alamıyorum. Çok merak ediyorum. Bütün orman teşkilatımız,
Ormancılarımız, işçilerimiz canla başla çalıştıkları halde yalan yanlış biz haber duyuyoruz. Buna çok üzülüyoruz. Babam orman yangın işçisi. Bir haftadır canla başla mücadele ediyor. Babamı çok özlüyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun. İlk önce bunu, sonra bunu ve sonra bunu. Yani bir de babamı çok seviyorum. O olmadığı zaman bu tişörtü giyip onun tişörtünü giyip yatıyorum. Eşim orman yangın işçisi. 7-8 gündür çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Babam yangınlarken onu çok özlüyorum. Ormancılar yatıyor. Ediyorum. Ormancılar ne yapıyor? Kardeşim yangın işçisi. Suyumuzu kesti evet. Bunlar. Yangın yansın diye bunlara bıraktılar. Bunlara sen ne anlarsın lan diyorlar. Bunların babalarına, bunlar, evlatlarına, kızlarına. Sen yangın mı söndürdün? Evet, ne biliyorsun? Evet. Yangın mı söndürüyorsun? Parmak arası terlikle gelip o ormancılara orman nasıl söndürülür diye akıl vermeye çalışan geri zekalı beyaz yakalılar gördük. Çok özür dileyerek söylüyorum öyle, ama tahammül edemiyoruz. Devam edelim. Benim için bu yangının en büyük travması orman yangın işçilerine ilaç götürdüğümüz sırada Gebece köyünde. Sohbet ettiğimiz abiler ve konuştuğumuz ve zarar gören insanlar. İlaç götürdük ve oradan döndükten yaklaşık 1,5 saat sonra şehit oldukları haberini aldık. Bu benim için birçok şeye bedeldi. Yani keşke çok şeyi kaybetseydik ve onlar hayatta kalsaydı. Çok büyük kahramanlar. Onun işçilerimizi kaybettik, şehit verdik. Bazı insanlar için onların hayatının bile bir değeri yok. Evet, yani ya bu acı olaylar karşısında bile hala nasıl bu toplumu iyice böyle birbirine düşürecek şeyler söyleriz. Çoğu da yalan olay şeyleri sıralayabiliriz. Bakınız insanlar... Abi kalpleri bu milletle atmıyor. Atmıyor yani. Bu milletle kederlenip bu milletle sevinme gibi bir şeyleri yok. Tamamen kopmuşlar yani. Devam edelim. Zeynep kardeşimizi geçiyor. Olarak Çanakkale'den geliyoruz. Çanakkale Gökçeada işletmesinde çalışıyoruz. Buraya geldik, öğrendeyiz bugün. Dün akşamdan beri bu gördüğünüz tepede yangınla mücadele veriyoruz. Termik santral de şu an karşımızda duruyor. Her ihtimale karşı soğutmamızı yaptık. Şu an hazır bir şekilde kim olarak burada hazır gıda bekliyoruz. İlk önce Milas'a geldik. Milas'tan sonra Mazık köyüne gittik. İki gün Mazık köyüne bayağı bir mücadele köyün gençleri ve halkıyla. Hepsinden Allah razı olsun. Bize canla başla yardımcı oldular. Daha sonra tekrar Milas tarafında patlama yaptığı için tekrar oraya geri döndük. Orada büyük bir mücadele verdik. Buranın önünü kesti. Dün akşam işte haber gelince apar topar buraya geldik timle. O tepeyi formatını aldık. Şu anda soğutma çalışmalarını yapıyoruz. Tek arazör konuşlandık buraya. Oradan bu arazörü bütün arazörün kurtumlarını toplayarak zirveye kadar taşıdık. Zirvede alevin önünü kestik. Daha sonra tek tek hortumları çözerek soğutma yaparak aşağı doğru indik. Tahminimce 50 hortum var. Tek bir hortum 25 metre. Aşağı yukarı 1,5 kilometre falan hortum serili orada şu anda zirvede. Biz tim olarak Çanakkale'den... Çanakkale'den gelmişler canla başla. Bu arada bir sonraki fotoğrafı da gösterin de birleştirelim. Evet. Kilolarca hortumları taşıyarak, alevlerin arasına girerek, canlarını içe sayarak itfaiyecilerimiz, ormancılarımız mücadele veriyorlar. Evet. Bu arada Mazır Köyü demişler de o köy Mazı Köyü. İlk yangın çıktığında da her yerde Mazı Köyü diye duyurdular. O Bodrum'un, tam Bodrum-Milas sınırında, Bodrum tarafında kalan Mazı Köyü. Abi beni çarpan ne biliyor musun? Şimdi o kadar serin kanlılıkla anlatıyor ki. İşte hortumları birleştirdik, arazöz bilmem ne. İşte 1,5 kilometre hortum çektik, birbirine ekledik. Markete gidip domates yani alıyormuş. Yani şu ortamda yapıyorlar bunu, tamam mı? Ya bu ne biliyor musun? Hani bize bir şeyi çağrıştırıyor. Hani ya istiklal ya ölüm deyince böyle gözünü kırpmadan gider ya Çanakkale'de. Sizi ölmeyi emrediyorum dediği zaman. Yani bu soğukkanlılık çok acayip bir şey ya. Yani ateşin içine giriyorsun, arkadaşın yanmış, kolun yanıyor, sarıyorsun falan. Yani, bu, yere oturuyor, kendi merhemle sarıyor. İşte bu bize... Sargıyı geçiriyor, tekrar gidiyor. Bu bize milletimizin niteliğiyle ilgili, karakteriyle ilgili çok önemli bir fikir veriyor. Ben gözümle gördüm ya, yatağında kaç tane orman işçisi, köylü, itfaiyeci, emekçi. Böyle şey, kolları sarılı, bacakları sarılı. Jandarmalar gösteriyor yanmış kamuflaj elbiselerini. Bir de ateş püskürüyorlar yalan söyleyenlere. Ya bunlar var ya, gerçek bu. Tabii. Gerçek sizin uçak nerede, uçak yok mu diye İstanbul'dan, Ankara'dan attığınız tweetlerle bağırışınız değil. Evet. Yani bölge halkının diyelim bazı yangının içinde zaten mücadele eden insanların eleştirisine, tepkisine bir şey diyemeyiz. O zaten o işte bu yangının içinde kaldığınızda
Kimseyi tanımazsınız. Bir de gerçekten psikolojik olarak da çok zorlayan bir şey. Bunlara bir şey demiyorum ama yani kilometrelerce uzakta yangında alakasız olanların, kendini uzman bilenlerin kibirli kibirli tavırlarına da tabii ki sessiz kalamayız. Devam Gerçek edelim. Bu. Diğer görselleri de gösterelim. Yine arıza yapan, ara sözümüze parça yollayan bir esnafımızın kutuya bıraktığı not. Görelim o notu. Bu parçanın bedeli yangınlarla canı pahasına mücadele eden itfaiyecilerin alın teriyle ödenmiştir. Bu da Kurtuluş Savaşı'mızdaki bir hikayeyi, bize o hikayeyi izleyicilerimiz bilir, hatırlatıyor. İşte bu. Türk milleti bu. Gerçek bu. Evet. Devam edelim. Bitti galiba bu konu. Ha bitmedi. Ya, evet. Yani, bakın bu koşullarda, bakın Ankara'dan gelmişler. Itfaiyesi. Bir hafta 10 gün orada. Yatacak yer yok. Şey de söyleyelim bu arada, hani yok belediyeler şöyleydi, yok hükümet böyleydi gibi bir ayrılık gayrılık olmadı, rüzgarları. Tabii. Hükümet de burada hatalı bir söylem dili geliştirdi. Muhalefette salt CHP'li belediyeler düzgün iş yapıyor. Onun dışındaki herkes yanlış iş yapıyor gibi. Hiç öyle değil. Sahada bu hissedilmedi yani. Hissedilmiyor. Tabii. AK Partili belediyeninki, MHP'li belediyeninki, CHP'li belediyeninki, devletinki. Birlikte hepsi. Devletin Orman Genel Müdürlüğü'ne ait araçlardaki görevler hepsi omuz omuza Tabii. birlikte yangınla cebeleştiler, mücadele ettiler. Devam edelim. Görüyorsunuz. Devam edelim. Bu insanlara edilmedik hakaret şey kalmadı. Sinsiyan. Devam edelim. Evet, yani bu benzetme de hakikaten çok güzel. Top taşıyan evet yani köylülerimiz, orman teşkilatına yardımcı oluyor. Kadınlarımızla hortum taşıyan kadınlarımız. Evet. Bu da burada bitti. Evet. Diğer konumuza geçiyoruz. Çok konumuzlar geçiyoruz. Hızlı geçiyoruz. Bazen geçerken o duygusal yoğunluğu atlatmak da zor oluyor ama önemli konular, hepsi önemli konular. Üçüncü konumuza devam edelim. Türkiye olimpiyatlar tarihinde en fazla toplam madalya sayısına eriştiği Tokyo 2020 olimpiyatlarını geride bıraktık ama o başarı hikayeleri ve hepimizi gururlandıran zaferlerin yanında bir de hiç istemeyeceğimizden öte bilinçli olarak bu başarıyı gölgelemeye kalkanların yaptığı paylaşımlar, haberler, gerçekten bunları da işlemek ve anlatmak zorundayız. Hiç yakışmıyor. Evet. Hızlıca geçelim. Bu Rıza Kayaalp, milli güreşçimiz, Ankara Aski Spor Final Kulübü'nde. Oynadı. Final oynadı, yarı final oynadı. Yarı finalde Kübalı rakibine kaybetti. Yani. Daha sonra üçüncülük maçında kazandı ve bronz madalya aldı. Bu arada kaybettiği Kübalı da 4 olimpiyattır damga vurmuş, yenilmez bir büyük sporcu. Onu da söyleyelim. Ama Rıza'nın şanssızlığı şu, aynı döneme denk gelmiş olması. Denk gelmese muhtemelen aynı olimpiyatlarda biz Rıza'nın altın madalyalarını görecektik. Ama hep gümüş ya da bronzda kaldı. Yani. Adı da Mijail Lopez, Kübalı güreşçinin. İşte Lopez'i tutuyorlar. Tamam. Niye? Çünkü Rıza Kayaalp'in işte AK Partili olduğu iddiasıyla onu tutuyorlar. Devam edelim. Şu faşisti kündeye getirsin diye biliyor. Faşisti kündeye getirsin. AKP'lileri yenenler unutulmaz. Teşekkürler Lopez. Devam edelim. Rıza Kayaalp'i sadece Recep Tayyip Erdoğan'la maç yapsa desteklerdim. Haydi Lopez, daha ruh maç öncesi bile. Ruh hastası bunlar. Tabii maç öncesi başlıyor bu. Maçtan sonra da devam ediyor. Çığlıklara dönüşüyor, sevinç çığlıklarına. Faşist bükücü Lopez, yarınki maçını da alırsa güreş tarihini falan filan. Evet, devam edelim. Sevgili Lopez'e teşekkür ediyor, yanaklarından makas alıyor. Devam edelim. Ya bu nasıl bir... Ruh hastası abi bunlar. Ya sağlıklı insanlar değil yani. Dedik ya milletten kopmuşlar tabii, diye. Tabii. Kopmuşlar hakikaten. Devam edelim arkadaşlar. Ya çok da bunların reklamını yapmak da istemiyorum da. Irkçı, yani, evet. Mansur Yavaş tebrik etmiş, minnettarız demiş. Irkçı yalakayı yenen Lopez, öz abimsin, aslanım benim. Devam edelim. Öz abinse git onun yanında. Haydi Lopez kardeşim. Bak maç başlar başlamaz onu tutuyor. Bak bu bir de diyelim Küba'ya Türk milletinin büyük çoğunluğu sempati besler. Tabii. Ama şu yaptığınızda Türkiye'deki insanları... Kübalı bir güreşçiye karşı da doldurursunuz. Ya yani benim Türk bayrağını göğsünde taşıyan tabii. güreşçimin karşısında Kübalı'yı mı tutuyorsunuz diye. Bir de Küba'ya da tepki gösterir tabii, yani. Tabii. Devam bunlar edelim. Üzerinden. Asıl faşist bunlar. Devam edelim. Bakın 2017'de de bu arada 2016 olimpiyatında da kaybediyor aynı isme Rıza. 2017'de bir Soçi'deki bir etkinlikte bu TKP'liler
Bununla bir araya geliyorlar bu Lopez'le falan. Faşist söylemleri bilinen Rıza Kaya Alpiyar. Ya siz şey adınızdaki Türkiye'yi çıkarın ya. Siz Türkiye'nin Komünist Partisi değilsiniz. Zaten siz değilsiniz yani. Siz bak bak şu, çok enteresan bir şey bak. Arkadaki Yunan bayrağını görüyorsun değil mi? Soçi'de bir gençlik buluşması yapılıyor. Küba mesela Yunan delegesi Yunan bayrağıyla gidiyor. Sizin bayrağınız ne kardeşim? Sizin bayrağınız ne? Küba bayrağı mı sizin bayrağınız? Sizin bayrağınız Amerikan bayrağı olur. Başka hiçbir bayrak olmaz. Tabii. Şu rezilliğe bakın ya. Türkiye'de siyaset yapıyor bu soytarılar. O bayrak taşıyanlara da faşist söylemleriyle bilinen komünist tabii partiler derlerdi herhalde. Bayrak taşımak. Çünkü onlar için Türk olunca faşist yani oluyor abi. Tabii. Yunan Komünist Partisi Yunan bayrağı taşır, İtalyan Komünist Partisi İtalyan, İspanyol, İspanyol, Fransız, Fransız ve gururla taşırlar. Türkiye'de olunca şey, faşist. Devam edelim. Peki olay ne? Kübalı. Bu arada sarılıyor Rıza'yı, alnından öpüyor. Çünkü aynı zamanda iki büyük rakipler bunlar. Yani hani olimpiyat ruhu, sporculuk, spor kültürü falan. Sarılıyorlar. Bu güzellikleri göreceğimize tabii bu... Abi onlar abuk güzellik görmez. Laflarla. Onlar güzellik görmez abi. Onlar içi kötü çünkü, tamam mı? Menfi insanlar onlar. Uzak olsunlar onlar. Devam edelim. Tabii sadece bunda kalmadı. Yine bizi gururlandıran o büyük zaferin mimarı Buse'naz Sürmeneli. Altın madalya kazandı. Kazandıktan sonra da bu 13 yaşında falan Erdoğan'a bir söz vermiş Cumhurbaşkanı'na. 13 yaşında. Olimpiyat madalyasını kazanacağım. Kazanacağım. Size ithaf edeceğim, armağan edeceğim falan diyor. Onu hatırlatıyor. Bu arada ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan söz ediyoruz ya. Yani. Neyse. Şu videoya denk gelmeseydik keşke. Aldığı madalyanın hiçbir değeri yok şu anda. Allah Allah. Sen 13 yıl çalışıp bir olimpiyata hazırlanıyorsun galiba. Sen İstiklal Marşı'nı orada tamam okutuyorsun galiba. Yalakalık yapıyor diyor. Terbiyesizler. Devam edelim. Hep isimlerini de gizlemişler. Evet. En üzüldüğüm altın. Beter olun. Devam edelim. Hızlı geçelim. Süremiz de çok azaldı. Doping vardır falan vardır diyor. Çinli'ye verilsin madalyayı. Finalde Çinli rakibini yendi. Buse'naz tamam spor hayatın bitince reisin sana iş bulacak. Sen olimpiyat kazanmış ya. Sen kimsin ya? Söylediğin lafa bak ya. Devam edelim. Olimpiyat madalyalarında sevilen AKP'lidir. İşte bu kafa olduğu müddetçe madem ki olimpiyat madalyalarında sevilen AKP'lidir. O zaman şu an seçim olsa demek ki %98 falan AKP kazanacak. Böyle bir mantık olur mu ya? Ermeni alsa daha iyi. Bu arada AKP'li ve TSE'li bir de Trabzonspor. Tabii. Trabzon ve Trabzonspor düşmanlığı da var burada. Devam edelim. Devam edelim. Bunu gösterdik. Evet. Tekrar olmuş. Ya sevinemiyoruz. Bak Buse'naz niye düşman. Bu laflar sevindi. Türkiye. O madalya gelecek bize. Ülkemize gelecek. O yangınları da çıkaranlar. Bir ölür bin diriliriz. Harikasın. Gerçekten harikasın. Bu yarı finale çıktığı zaman, yarı final galibiyetinden sonra finale çıkıyor ve sevincini bu şekilde ifade ediyor. Özgüvene ve bilince bak. Devam edelim. Bir nokta daha var. Bu yetmedi. Bunun üzerinden, ikinci bir mesele üzerinden de demediklerini bırakmadı bazıları. Cahit Süme, antrenörü. Bir röportaj veriyorlar. Buse'naz madalyayı hocasının boynuna takıyor. Çok şık bir hareket. Devam edelim. Ama bu Türkiye'deki... Abi bunlar ruh hastası var. Elif Şafak. Ataerkil toplumda kadın sporcu olmak, kazandığın altın madalyayı ucundan tutmak durumunda kalmak. O altın madalya Buse'naz'ın boynunda olmalı. Elbette antrenörün emeği değerli. Bunu zaten takdir ederiz ama bir kez de kadınların önüne geçmeyin yeter. Abi bu nasıl bir şeylik ya? Sapıklık artık bu ya. Bu feminizmin ötesi yani. Ya bu cinsiyetle ne alakası var ya? Kadın antrenörü olsaydı kaldı demek... Kaldı ki bütün Türkiye işte Türk kadınının gücü, işte Türk kadınının herkes gücü. Herkes bunu söylüyor. Buse'naz işte Türk kadınının gücü. Antrenörü işte Buse'naz Türk kadınının gücünü gösterdi diyor ya. Siz nerede yaşıyorsunuz? Nasıl bir... Devam edelim. Yine ünlü isimlerden birisi de benzer şey yaptı. Geçelim. Aynısı yani, devam aşağı edelim. Yukarı aynı söylenler. Evet. Kerem Bürsin de Buse'naz'ın boynunda olmalı madalya deyince oyuncu, geçelim sonraki görsele. Hemen cevap verdi Buse'naz da. Selamlar, madalya benim boynumdaydı zaten. Törenden sonra bana yıllarını vermiş, beni buralara getirmiş hocamın boynuna taktım. Sevincimi paylaştım kader arkadaşımla. Burada ne demek istediğinizi anlayamadım pek. Hocamın madalyamı elimden zorla mı aldığını düşündünüz? Anlayamıyorum diyor, ne yapıyorsunuz siz diyor ya. Kerem Bürsin de siliyor zaten sonra. Evet, özür dileyip siliyor falan. Yani... Kız çocukların geleceği için yüreğini ortaya koyan bir adam Cahit Hocam'dır. Evet. Buse'naz'ın söylediği hakikaten için çok kıymetli bir antrenör. Ve Buse'naz'ı 10 yaşından falan alıp adım adım buraya getiren bir insan. Ya devam yazıktır, edelim. Ayıptır ya.
süremiz dolduysa. Evet, son. Bu videoya geçelim. Burada birbirlerini geçelim. Nasıl tanıdıklarını anlatıyorlar. Bir tane daha görelim. Hikayeyi anlatıyorlar. Bir de Mete Gazoz. Olimpiyat şampiyonu, okçumuz. Spor Bakanı'nı neden istemedi? Mete Gazoz, sanki siyaseten bir tavır koymuş tabii, Mete Gazoz gibi. Ama olayın gerçeğini onu söyleyerek bitirelim bugün. Olayın gerçeği şu. Spor Bakanı olimpiyatlarda bütün Türk oyuncuların, şeylerini, sporcularını takip etti. Mete Gazoz'un spor psikoloğu bakandan bir ricada bulunuyor. Yani heyecanlanıyor. Siz tribünde izlemeyin. Yani sizi göreceği bir yerde izlemeyin ki heyecanlanmasın. Hakikaten bakan da hem yarı final müsabakasını hem final müsabakasını kapalı bir yerde izliyor. Madalyayı aldıktan sonra yayınına gidiyor ve sarılıyorlar. Olay bu. Ama başla. O da TV bu başlığı niye attığı çok belli. Haberin içinde de bu var bu arada. Mete Gazoz bakana duyduğu saygı ve onun devleti temsil ettiğini bildiği için bir milli sporcu olarak heyecan yapmamak adına spor psikoloğunun yaptığı bir rica. Çünkü konsantre olması lazım. Okçuluğu biliyorsunuz yani nefesinizde bir saniyenin onda biri kadar bir yanlışlık saniyede o oku başka bir yere gitmesine yol açıyor. Bunu istemeleri de gayet normal. Evet, yalan kışkırtmalarla göçmenler üzerinden halkı provoke etmeye kalkanların palavralarını, yalanlarını koyduk. Türk halkının fedakarlığının yansıması olan görüntüleri paylaştık yangınla mücadele açısından. Ve olimpiyatlarda madalyaya sevinemediklerini ifade eden ve sporcularımızla ilgili, antrenörlerimizle ilgili iftiralar atanların bir türlü mutlu olamayan zavallı insanları gördük. Evet, yalancının mumunu yatsıya kalmadan söndürmeye devam edeceğiz diyelim. İyi akşamlar değerli Ulus Halkı'nın izleyicileri.